Bugün ilginç bir spor salonuna gidiyoruz. Bu spor salonunda ağırlık kaldıran goriller var. Daha sonra 3 tane daha goril geliyor ve bu goriller de koşmaya başlıyorlar. Şu anda spor salonunda toplam 17 goril olduğuna göre, ağırlık kaldıran gorillerin sayısı kaçtır? Yani bizden koşan goriller gelmeden önce spor salonunda bulunan gorillerin sayısını bulmamızı istiyorlar. Bu da zaten ağırlık kaldıran gorillerin sayısına eşit oluyor. Burada da bir şema var. Bir bakalım. Bu şema bize ne anlatıyor? Gelin kareleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 tane kare. Öyleyse bu şema bize spor salonundaki toplam goril sayısını gösteriyor diyebiliriz. Goril'e pek benzemiyorlar ama fikri sanırım anladınız. İşte spor salonundaki toplam goril sayısı spor yapan 17 tane goril. Gözümün önüne gelince gülüyorum. Şimdi bir düşünelim. Spor salonunda bazı goriller vardı ve daha sonra 3 tane daha goril geldi. Onlar da koşmaya başladılar. Bu 3 kare sonradan gelip koşan gorilleri gösteriyor olsun. Bir, iki, üç. Peki bu üç gorilden önce spor salonunda kaç goril vardı? Bu şekilde düşünürsek, geriye kalan bu karelerin koşmaya gelen gorillerden önce spor salonunda olan ve ağırlık kaldıran gorillerin sayısını vermesi gerekmez mi? Evet. O halde hadi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Şemada üzerine sayı yazdığım bu kareler ağırlık kaldıran gorilleri, boyadığım bu karelerse sonradan gelen ve koşan gorilleri gösteriyor. Ve toplam 17 tane kare olduğuna göre spor salonunda 17 tane goril vardı. Ağırlık kaldıran kaç goril var? 14 tane. Aslında bu soruyu farklı yöntemlerle de çözebilirsiniz. Salonda soru işareti tane ağırlık kaldıran goril vardı. 3 tane daha goril geldi ve toplam 17 tane goril oldu. Evet, soru işareti artı 3 eşittir 17. Ya da 17 eksi 3 eşittir soru işareti. Her iki şekilde de sonucu 14 olarak bulursunuz. 17 eksi 3 17'de bir tane 10, 7 tane de 1 vardır. 7 tane 1'den 3 tane 1'i çıkarırsanız, geriye 4 tane 1 kalır. O halde 17 eksi 3, 14 eder. Gelin bir örnek daha yapalım. Bu örnek, Kaan Akademi'de en çok karşılaşacağınız soru çeşidi. Bir paket kurabiye aldım, içinde 13 tane çikolata parçalı minik kurabiye var. Kız kardeşim kurabiyelerin bir kısmını yedi ve bana 8 tane kurabiye kaldı. Geriye 8 tane kurabiye kalmış. Bu durumda kız kardeşim kaç tane kurabiye yedi? Pakette 13 tane kurabiye vardı ve kız kardeşim bunlardan bazılarını yedi. Yani bu kurabiyeler artık yok. Bundan dolayı kız kardeşimin yediği kurabiyeleri toplam kurabiye sayısından çıkarmam gerekiyor. Bu soru işareti kız kardeşimin yediği kurabiyeler olsun. Evet, kız kardeşim yedikten sonra bana da 8 tane kurabiye kaldı. İşte geriye kalan 8 kurabiye. 13 eksi soru işareti eşittir 8. Ya da, soru işaretini bulmak istediğimiz için bu eşitliği şu şekilde de yazabiliriz. Aslında bunu yapmadan bazılarınız cevabı biliyor olabilir. Yani geriye 8 kalması için 13'ten 5 çıkarmam gerektiğini düşünmüş olabilirsiniz. Eğer bunu bilmiyorsanız da bu eşitliği 13 eksi 8 eşittir soru işareti şeklinde yazabilirsiniz. Hatta elimizde 8 tane kurabiye kaldığı için ve kardeşim bu kurabiyelerin bir kısmını yediği için 8 artı soru işareti eşittir 13 de yazabilirsiniz. Bu işlemi nasıl yaparsanız yapın, sonuç 5 olacak. Yani, kız kardeşimin 5 tane kurabiye yemiş olduğunu bulacağız. Sorunun devamında ise, hangi işlemlerin soruyu çözmek için yararlı olacağı soruluyor. Soru işaretinin 5 olduğunu bildiğimize göre, soru işareti gördüğüm yerlere 5 yazabilirim. 13 eksi 5 eşittir 8. Bu bana yardım edebilir. Bir dakika, bu 13 artı 5 eşittir 18. Yanlış oldu. Evet. 13 eksi 5 eşittir 8. Aynısını buraya da yazmıştık. 13 tane kurabiye vardı. Kız kardeşim 5 tanesini yedi. Geriye 8 tane kaldı. Bu seçenek son derece yararlı. 13 eksi 8 hakkında ne düşünüyorsunuz? Buraya 5 gelecek biliyoruz. Seçenekler arasında bu işlem yokmuş. Onun için diğerine bir bakalım. Soru işareti yerine 5 yazalım. 8 artı 5 eşittir 13. Evet, bu da yararlı. Bana 8 tane kurabiye kalmıştı. Kız kardeşim de 5 tane yediğine göre toplam 13 tane kurabiye vardı. 13 artı 5 eşittir 18 ise kesinlikle yararlı bir işlem değil. Sorunun hiçbir yerinde 18 geçmiyor. Ya da soruda kız kardeşim 5 tane kurabiye pişirdi, böylece toplam 18 kurabiyemiz oldu demiyorlar. Kız kardeşim 5 tane kurabiye yedi. Yani 13'ten 5'i çıkarmamız gerekiyor. Toplarsak yanlış yapmış oluruz. Sanırım anladınız. Burada bitiriyorum. Çünkü canım kurabiye çekti.